Cin dedi nasıl def edilir? Efendim bu konuda tam ilman saatte bedeni cin bahsi var. Cin nasıl bir varlık orada anlatılıyor. Yani Allah'ın yarattığı akıllı şuur varlıklardan melek, insan ve cin. Ama cin bunların en altında. Yani insanlarla boy ölçüşecek bir varlık değil. Tamam erkek ve dişidir, evlenerek çoğalırlar. Çoğunluğu kafirdir zaten. Müslümanlara zarar vermez. Nefis vardır onlarda. Nefis var tabii. Ateşten yaratıldıkları için en ufak bir şeye falan hemen böyle kızıveriyorlar, celalleniyorlar. Şimdi orada tam İlmihal Saadet-i Veli kitabında bunlardan korumak için bildirilmiş. Fakat en çok mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin soyundan gelen Muhammed Mansur Faruk hazretleri var. Bu zatın Mektubat isimli kitabında bir nakil yapmışlar. Çok yere de koymuşlar o nakli. Bu zat buyuruyor ki Muhammed Mansur Kutlu Resul Hazretleri bir eve bir cin dadanmış olsa dadanabilir, girebilir. Yani onlar için duvar engel değil. Girebilir. Hatta bazı şekillere girebilirler. Her şekle her zaman girebilirler mi? Aa, Allah'ın izin verdiği kadar da gidebilir. Girebilirler. Çünkü Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri Kerbela'da bakıyor böyle yanındakiler de duyuyor. Gürültü patırtı bir toz bulutu kalkıyor falan. Ondan sonra cinlerden bir grup geliyorlar. Veya başlarındaki geliyor selam veriyor Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretlerine. Biz diyor cinlerden biz falan kabileyiz, taifeyiz. Babanız Hazreti Ali bize yardım etmişti. Bizi falan işte kabile, cin kabilesi yok etmek üzereyken o bize yardım etti. Bizim vefa borcumuz var. O vefa borcumuzu ödemek üzere senin safında savaşmak için geldik. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki bu şekilde mi? Kendi şekilleri biraz korkunçmuş onların. O için diyor ki efendim diyor bizim diyor insan şekline girmemize izin yok ki. Savaşmanızı da gerek yok o zaman diyor. Siz diyor bu şekliyle karşı tarafa kendinizi gösterseniz hepsi helak olur gider. Merhametinden izin vermemiş. Onlar da özür dileyip geri çekilmişler. Ve herkese de göstermezlermiş o hallerini. Çünkü çekiniyorlar. Netice itibariyle Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahluktur. Mesela o cin bahsinde anlatılırken geceleri bunlar insanların gezdiği dolaştığı yerlerde yiyecek ararlar. Kemik mesela bunların yiyeceklerindendir diye geçiyor. Ararlar. Netice itibariyle bu da mahluktur. Her şeyi bilemez ve göremez. Orada aranırken sırtı sana dönüktür. Gidersin ayağına basarsın bilmem ne yaparsın. Cinden yaratıldığı için öfkelenir sana zarar vermeye kalkar. Hadise bundan ibaret yani. Peki bunlara karşı işte Muhammed Masum Kutsi Suresleri o saatte bir iddia yazılıyor mu yazılanların dışında bir eve dadanmış olsa orada yiyecek aramak için gelse dadanmış olsa o eve gelmiş olsa buna korunmak için o evde buyuruyorlar yatmadan önce 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okunursa oraya dadanan cin bile defolu gider. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu kelime-i temciddir. Bu kelime-i temcidde Allah-u Teala nasıl bir aynı şekilde dalga boyu yarattıysa, meydana geliyorsa, bu dalga boyu o cinleri def ediyor. Uzaklaştırıyor yani. Onun yanmış olduğu neyse o. Duramıyorlar ve çekip gidiyorlar. Hani tabiri caizse, zaman zaman gazetelere falan da, televizyonlara da şey yapıyor. İşte efendim işte karıncadan kurtulmak için şöyle bir esas, şöyle bir koku koyduğunuz zaman, sivrisinekle şey yapmak için o kokuyu şey yapınca buradan çekerler giderler diye. Onun gibi yani. Onun gibi. Ya Allah-u Teala öyle yaratmış o. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mesela şeyde de İmam Rabbani Kutsu Sözleri bir gün pencereden bakarken gülüyor. Hanımefendi soruyor. Niçin gördünüz? Şu adam diyor evinden çıkarken ayet-el kürsü okumuş. Sokakta giremedi. Neden aladınız efendim diyor. Şeytan arkasından girmek istedi giremedi yaklaşamadı. Sağından neredi, sonundan neredi, önünden neredi giremedi. Niçin diyor. Ayet-el kürsü okuyunca bizim bilmediğimiz orada bir halka diyelim. Halka. Bir fanus meydana fanus geliyor. Bir kalkan meydana geliyor. O kalkanı delip giremiyor. O kalkanı işte manevi bir şey oturuyor. Onun girmesine mani oluyor. Dolayısıyla la havle de okunca böyle bir kalkan meydana geliyor. Ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ducana radıyallahu anh hazretlerine yazdırdığı bir mektup var. Cin mektubu deniyor bu. Tesirül Menafi kitabında var. Bu 365 gün dua kitabında da var o şeyde. Bu dinimislam.com'da da var o cin mektubu. İnterneti olanlar varsa oradan çıkartıp aynı şekilde onu taşırsa yanında bulunursa söz vermişlerdi bunun bulunduğu yere biz girmeyeceğiz diye.